Merhaba arkadaşlar. Az önce yarım kalan Teknosa incelememize devam edeceğiz. Faaliyet raporunun ikinci kısmını inceleyip hızlıca bitirmeye çalışacağız. Analize başlamadan önce arkadaşlar hızlıca bir yasal uyarımıza bir göz atalım şöyle. Bildiğiniz üzere burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk aldığınızda ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bunu değindikten sonra şunu da gösterelim. Bunun dışında arkadaşlar az önce de belirtmiştim zaten. Rapora KAP'tan da ulaşabilirsiniz. Şirketin kendi sitesinden yatırımcı ilişkileri kısmından finansal raporlar vesaire orada faaliyet raporları yer alıyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden hızlıca devam edelim. Şunu bir miktar şöyle küçülteceğim. Evet. Böyle yaptıktan sonra devam edelim. Alternatif erişim kanalları kısmında kalmıştık. Markette temel gıda ihtiyaçları için gidenler ihtiyaç duydukları teknoloji ürünlerini de alabilsinler diye İstanbul, Ankara. Marketten kasıt Carrefour'sa arkadaşlar. Yani Carrefour'sa'da, daha doğrusu Carrefour'sa'larda İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Antalya'daki 20'nin üzerinde Carrefour'sa marketinde teknoloji alanları oluşturan şirket bu inisiyatifi müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek üzere çalışmaları sürdürmektedir. Arkadaşlar faaliyet alanını, daha doğrusu pazarı genişletmiş vaziyette. Carrefour'larda çeşitli kendilerine dönük şeyler oluşturmuşlar, köşeler oluşturmuş. Buralarda da satışlara devam etmekteler. Bunu söyledikten sonra şimdi hızlıca bir temel finansal ve operasyonel göstergelerine göz atalım. 3 yılın karşılaştırmasını yapabiliriz. 2018, 2019, 2020. Finansal göstergeler. Net satışlar 3.4 milyondan 2019'da 4.1 milyona çıkmış. Oradan da yani 2020'de de 5.6 milyona çıkmış. Yaklaşık 1.5 desek 4'te 3'lük mü? 1.5 3/8'lik bir artış. Bu da %37.5. Yani %35-%40'lık bir artış 2019'dan 2020'ye kadar. Toplam aktifler 2018'den 19'a 2 katına çıkmış. 760 milyondan 1.5 milyara çıkmış. Oradan da 2020'de 1.9 milyara çıkmış. Yani bu da yaklaşık %30-33'lük bir artış demek. Öz kaynaklar negatif. 2018'de 2019'a kadar daha da düşmüş. Eksi 100 milyondan eksi 250 milyona düşmüş. 2020 itibariyle bu artık pozitife geçmiş durumda arkadaşlar. Pardon, şunu yanlış söyledim. Pozitife geçmemiş. Yani eksi 252 milyondan eksi 166 milyona çıkmış arkadaşlar. Düşmüş. Yani bu negatiften negatiflik kısmı azalmış. Yani sallıyorum eksi 200 milyon zarar iken eksi 50 milyon zarar gibi düşünelim. Fabrik artmış 158'den önce 317, oradan da 475'e çıkmış. 317'den 475'e artış, bu yaklaşık 160 desek 30. %50'lik bir artış demek. Net kar zarar da 2018-2019 yıllarında eksi iken, yani zarar iken, bunlar hep milyon TL bu arada arkadaşlar. 65 milyon zarar, 2019'da 149 milyon zarar, 2020'de artık pozitife geçmiş. 85 milyon kar açıkladı arkadaşlar. Operasyonel göstergeler, satış alanı düşmüş. 2018 108 bin metrekareden, 1000 metrekare, 108 bin metrekareden, önce 105 bin metrekare, oradan da 97 bin metrekareye düşmüş. Normalde verimlilik artmış diyebiliriz. Tabii bunda internet üzerinden satışında payı büyük. Mağaza sayısı artmış. Yani alan azalırken mağaza sayısı artmış. Teknosa.com satışları da 204 milyondan 284 milyona çıkmış. Burada yaklaşık %40'lık bir artış. 2019'dan 2020'ye ise 284 milyondan 1 milyara çıkmış arkadaşlar. Bu da neredeyse 4'e katlanmış demek. Finansal rasyolar, cari oran gitgide artmış ki bu da olumlu bir durum. Yani dönem varlıklarının artması demek ya da kısa vadeli yükümlülüklerin azalması demek, bu her türlü pozitif. Bu oranın büyük olması önem arz eder. Gitgide artmış. Likidite oranında da benzer bir durum var arkadaşlar. Dönem varlıkların fazla, stokların az, kısa vadeli yükümlülüklerin de az olması beklenir. Bu da artmış, pozitif. Yani 2018-19 şu arada düşmüş, sonrasında hattı sayılır bir şekilde artmış, olumlu. Toplam yükümlülükler ve öz kaynaklar
Burada yükümlülüklerin az, öz kaynakların çok olması istenir. Öz kaynaklar baştan negatif olduğu için bu eksi oluşmuş arkadaşlar. Aktif toplamı da, yani toplam yükümlülükler böyle aktif toplamda gitgide azalmış. Yani 1.14 önce 1.60. Bunun da azalması önemli. Çünkü yükümlülüklerin az, aktiflerin çok olması beklenir. Sektördeki gelişmeler ve 2021 beklentilerine göz atalım. 2020 yılı sonuçlarına bakıldığı zaman Teknosa'nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin pazardaki payı %23,5'tur. Yani bu teknoloji marketlerinin payı %23,5'muş. Teknosa yıl sonu itibariyle cirosunu geçen yıla göre %36 büyüme ile 5,6 milyar TL'ye. Ciro %36 artmış. Net kar da 214 milyon liralık artış ile 140 milyon lira zarardan 85,3 milyon kâra geçmiş. Bunu o yüzden oransal vermemiş arkadaşlar. Yani nedir? 234 milyon artış var. Önceden geçen sene az önce de bahsettik. 148 milyon zarar açıklamış. Bu sene 85 milyon artı. Ayrıca altyapı ve müşterilere erişim kanallarına yaklaşık 38 milyon TL yatırım gerçekleşmiştir. Bu sene için hesaplanan, planlanan yatırım da 80 milyon civarında arkadaşlar. Yani bunun iki katından dahi fazla. Online satışlar 1 milyar TL'yi aşarak online satışların mağazacılık cirosu içindeki payı %19 ulaşmıştır. Bundan bahsetmiştik zaten. Müşteri odaklı çoklu kanal, omnichannel dediğimiz olay, stratejisi doğrultusunda teknoloji altyapısının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi için 2021 yılında 80 milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır. Az önce de bahsettik. 38 milyondu sanırsam. Bakalım 38 milyondan 80 milyona çıkarılması planlanıyor. Yönetim kurulu başkanının mesajında bakalım aldığımız bir yer var mı? Altyapı ve dönüşüm projelerine 30 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiş. Bu sene için 80 milyon. Sonuç olarak, yani planlanıyor daha doğrusu. Sonuç olarak demiş, Teknosa'nın 20 yıllık tarihindeki en başarılı finansal sonuçlarını imza attık. Yani yıl olarak 2021, pardon 2020, 20 yıllık tarihinde en başarılı, en iyi sonuçların alındığı yıl olmuş. Özellikle yılın ikinci yarısında ciro ve karlılıkta rekor değerleri gördük demiş. E-ticarette yıl toplamında geçen yıla göre %256 büyüme gerçekleştirdik ve 1 milyar TL ciroyu aştık. Yani 200 küsür milyon liralardan 290 sanırsam ya da 70 1 milyara çıkmış. Gelecek anlamındaki planlara bakalım. Dijitalleşmenin hız kazanacağı, eğitim, iş ve sosyal hayatın dönüşeceği bir ortamda teknolojiye olan yüksek talebin süreceğini ve işlerimizi daha da ileriye taşıyacağını öngörüyoruz demiş. Beklentiler yüksek teknoloji talebi doğrultusunda. Yönetim kuruluna bakacağız arkadaşlar. Burada yer alan kişilere hızlıca değineceğiz. Yönetim kurulu başkanı Barış Oran imiş. Evet, Sabancı Holding CFO'su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde mezun olduktan sonra The University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır. Burada arkadaşlar çeşitli firmalarda, denetim firmalarında görev yapmış. Yurt dışında çalışmış. Bunların hepsi burada ayrıntılı yazıyor. Çok fazla vakit almasın diye girmeyeceğim. Levent Demirağ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. O da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuymuş. Arkadaşlar hesap uzmanı olarak görev yapmış. Kamu kökenli birisi. Fezal Okur Eskil Yönetim Kurulu üyesiymiş gene. O da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuymuş. Sonrasında Georgia Institute of Technology'de MBA ve Endüstri Mühendisliği'nde yüksek lisans yapmış. Çeşitli kurumlarda özel kurumlar ağırlıklı çalışmış. Zaten ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Sabancı'nın yani üst düzey yöneticileri. Bir kamu menşeliler, bir de özel sektörden gelenler. Kamu menşeli olanlar daha çok işte mülkiye dedim işte Ankara Üniversitesi mezunları vesaire. Diğerleri de ODTÜ Boğaziçi mezunları. Yurt dışında yüksek lisans yapmış. Kualifikasyonları yüksek olan kişiler arkadaşlar. Uğur Gülen yönetim kurulu üyesi. O da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuymuş. Sonrasında genel itibariyle bankacılık alanında çalışmış. Mevlüt Aydemir bağımsız yönetim kurulu üyesi. O da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuymuş. Gene hesap uzmanlığından gelen birisi arkadaşlar. Mehmet Kahya bağımsız yönetim kurulu üyesi. O da
Bayağı iyi arkadaşlar. Yale Üniversitesi'nde kimya mühendisi ve ekonomi bölümlerinde çift anadal yapmış. MBA derecesini Kellogg School of Management'tan almış. Finans, pazarlama ve yöne eylem araştırmaları dallarında almış deniyor. Bunlara arkadaşlar ayrıntılı bakılabilir. Genel müdürün mesajı var. Omnichannel veri analitiği olayı. Omnichannel çoklu kanal arkadaşlar. Satış kanalları. Bunlardan bahsettik. İşte web tabanlı ya da mağaza şeyli. Veri analitiği denen olayda da arkadaşlar müşteri profilleri incelenerek, hareketleri, internetteki hareketleri incelenerek bu veriler üzerinden nelere ihtiyaçları olduğu belirlenip bu yönde bir pazarlama stratejisi izleniyor. Özellikle buna dikkat çekilmiş. Sonuç olarak performansımızı şirket tarihinin en yüksek seviyesine taşıdık. Pandeminin yarattığı zorlu dinamiklere rağmen yılı %36 büyüme ile 5.6 milyar TL ciro ve 85.3 milyon TL kar ile tamamlamayı başardık demiş. %36 büyüme gayet iyi. Sistemimizde kayıtlı olan 17,5 milyon müşteri verisini değere dönüştürmeye odaklanarak müşterilere sunduğumuz deneyimi en iyi hale getirmek için yeni uygulamaları hayata geçirdik. Veri analitiği olayı bu arkadaşlar. Ben 18 milyon demiştim sanırsam. 17,5 milyon müşterinin verisi değerlendirilip bunu müşteri memnuniyeti ve pazarlama adına kullanılmış. Genel Müdür Bülent Gürcan arkadaşlar. O da 1988 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuş. Sonrasında Satış Müdürlüğü benzeri işlerde çalışmış. En sonunda Mediasatürn Türkiye CEO'su olarak çalışmış. 1 Nisan 2015 itibariyle Teknosa Genel Müdürü olarak görev yapmaktaymış. Arkadaşlar gerisine tek tek değinmeyeceğim. Finans Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı, Perakende Bayi Satış Operasyonel gibi diğer GMY'ler dediğimiz genel müdür yardımcılarını siz inceleyebilirsiniz. Çok daha fazla vakit kaybetmeyelim. Burada organizasyon şemasını, yapısını görürüz arkadaşlar. Yönetim kurulu, altta genel müdür, iş denetim müdürü, performans iyileştirme grup müdürlüğü, onun altında da İklimsa, Perakende, insan kaynakları, kategori yönetimi, pazarlama teknolojisi ve finans yer alıyor. Şurası önemli, şuraya bakalım hızlıca. Personel 2019-2020 değişikliği. İdari personel 347'den 397'ye çıkmış, 50 kişilik bir artış. Bu da %15'lik bir artış demek. Teknosa mağaza personeli, bu da çok cüzi artmış. 1923'ten 1941'e çıkmış, 18 kişilik bir artış. Toplamda da 2270 personelden 2337 personele çıkmış. Bu da gene iyi arkadaşlar. Buraları hızlıca geçiyorum. İsterseniz kendiniz okuyabilirsiniz. Yani biraz daha bunlar kurumsal veriler, olması gereken şeyler, biz bunları yaptık diyorlar. Yatırım harcamalarına bakalım. Şirket online kanallar olmak üzere altyapı ve müşterilere erişim kanallarına yaklaşık 38 milyon yatırım gerçekleştirmiştir. 2021 için öngörülen tutar 80 milyon bahsettik. Şimdi bunlara baktıktan sonra arkadaşlar sanırsam finansal verilerine geliyoruz artık. Burada denetim komitesi, çeşitli komiteler ve burada yer alan kişiler var. Üstte işte CV'leri verilen kişiler. Bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar verilerine gelelim. Hızlıca şurayı inceleyeceğiz. Sonrasında bitireceğiz. Finansal durum tablosuna bakalım. Varlıklardaki değişimler. Dönem varlıklar arkadaşlar önce 2020 sonra 2019. O yüzden tersten vereceğim ben. 2019'da 994 binken yani 1 milyar. Bu arada çok pardon arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Evet. TL olarak belirtilmiş. 1000 Türk lirası olarak ifade edilmiştir diyor. Bu 994 milyon 466 bin arkadaşlar. Yani 3 tane sıfır atılmış halde. Şurada belirtilmiş. Şurada. Aksi belirtilmedikçe 1000 Türk lirası olarak alınmalıdır diyor. Yani 994 milyondan 1,5 milyara çıkmış. 1 milyardan 1,5 milyara çıkmış gibi düşünebiliriz dönem varlıkları. Bu da yaklaşık %50'lik bir artış. Gayet ideal, olumlu bir durum. Buradaki 500 milyonluk fark nereden gelmiş ona bakalım. En büyük artışlar şuralarda olmuş. Nakit ve nakit benzerleri 37 milyondan 392 milyona çıkmış. Yani 350 milyonluk fark bu nakit benzerlerinde oluşmuş.
Stoklardaki artış da 860 milyondan 1 milyar 56 milyona çıkmış. Yani ne kadar? 200 milyon liralık yaklaşık bir artış. 200 buradan, 350 de buradan, zaten 550 yaklaşık burayı veriyor. Diğerleri daha küçük oynamalar. Duran varlıklar arkadaşlar düşmüş. 518 milyondan 395 milyona düşmüş. Yani %20-25'lik bir düşüş demek bu. Daha çok şu kalemde gerçekleşmiş. Kullanım hakkı varlıkları demiş. Bu 321 milyondan 219 milyona düşmüş. Toplam varlıklar dediğimiz dönen varlıklarla duran varlıkların toplamı da 1,5 milyardan 1 milyar 960 milyona çıkmış. Bu da yaklaşık %30-33'lük bir artış demek. Finansal durum tablosu devam edelim şimdi. Kaynaklara baktığımızda kaynaklar 2019'dan 2020'ye ne kadar değişmiş? Kısa vadeli yükümlülükler anlamında 1 milyar 481 milyondan 1 milyar 943 milyona çıkmış. 500 milyonluk, yani ne kadar arkadaşlar? Yaklaşık %30-35'lik bir artış demek. Bu 400-500 milyonluk fark ağırlıkta şu yeşillerde oluşmuş. Bakalım. Kısa vadeli borçlanma 105 milyondan 370 milyona çıkmış. 270 milyonu buradan gelmiş zaten. Ticari borçlar 1 milyar 200 milyondan 1 milyar 386'ya çıkmış. Bunun altında zaten ağırlıkta şuymuş. Girmeyeceğim çok fazla. Yani kısaca şuna bakalım. 1,5 milyardan 2 milyara çıkmış. %30'luk bir artış diyelim. Uzun vadeli yükümlülükler düşmüş. 282 milyondan 182 milyona düşmüş. Yani bu da yine %30-35'lik bir düşüş demek. Önemli. Burada 400-500 milyonluk artış var. Burada da 100 milyonluk bir düşüş var. Öz kaynaklar ne olmuş? Ona bakalım hemen. 251 milyondan 165 milyona düşmüş. Burada ağırlıklı farkı oluşturan kalem şu. Geçmiş yıllar zararları arkadaşlar. Yani ne olmuş? 252 milyon... Bir dakika, şu yıla bir daha bir bakalım. Evet. 252 milyondan 401 milyona çıkmış. Bu azalışa sebep bu. Ama net dönem kârı gördüğünüz gibi arkadaşlar artmış. Yani önceki yıl 2019'da 148 milyon zarar iken 2020'de 185 milyon artıya, kâra geçilmiş. Toplam kaynaklarda 1,5 milyardan 2 milyar seviyelerine gelmiş. Şunlara bakalım, gelir tablosu. Hasılat ciro dediğimiz olay artmış. 2019'da 4 milyar 136 milyonmuş. Burası gene belirtelim 1000 Türk lirası. Yani sonlarına üçer tane sıfır ekleyeceğiz arkadaşlar. Haliyle ne olmuş? Hasılat 4 milyar 136 milyondan 5 milyar 606 milyona çıkmış. Ne kadar bir artış bu? 4 milyar 100, 1,5 milyarlık bir artış demek. O da 3 bölü 8'den %37'lik bir artış demek. Satışların maliyeti de 3 milyar 400 milyondan 4 milyar 675 milyona çıkmış. Bu da gene 1,2 milyarlık bir artış. %33'lük artış yapar. Şöyle bakabiliriz biz olaya. Yani arasındaki fark, hasılattan işte satışları çıkardığımızda brüker ne kadar? 714 milyonmuş. 930 milyona çıkmış. Yani haliyle hasılattaki artış sadece maliyete gitmemiş, karlılık da artmış diyebiliriz. Bu kalem kalem bunlara girmeyeceğim arkadaşlar. Çok fazla vaktimizi almasın. Esas mali kârı 41 milyondan 309 milyona çıkmış. Bu da 7-8 katına çıkmış demek. Gayet olumlu. Affedersiniz. Finansman giderleri öncesi faaliyet kârı da 36 milyondan 319 milyona çıkmış. Bu da gene 9 katı yaklaşık. Olumlu. Vergi öncesi dönem kârı zararı 177 milyondan 111 milyona düşmüş gibi olmuş. Burada evet, alt kalemleri vermiş arkadaşlar. Yani nihai geleceğimiz nokta şurası arkadaşlar. Şurası. Evet. Yani 148 milyon zarardan 85 milyon kâra geçilmiş. Ne kadar yapıyor? 248, 230 milyonluk bir artış demek. Bu da gayet olumlu, pozitif. Toplam kapsamlı gelir gider 148 milyon zararken son oluşan 86 milyon kar şeklinde oluşmuş. Hisse başına kazanç kayıp dediği de şu arkadaşlar. 1 lira 35 kuruş eksiden 78 kuruş artıya geçilmiş. Bir lot hisse için aynısı şurada da var. Arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani temel veriler bu şekilde. Şirketin planlamasından bahsettik. Yatırımlarından bahsettik. Bunun için Sabancı'nın planlamalarından bahsettik. Özellikle bu internet ayağı için pazarlamanın.
Bunlar önemli. Onun dışında teknik seviyeler takip edilmeli. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir, bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bir inceleme yaptık. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.